Sizlerden arkadaşlar, eğer bu kitabı kullanıyorsanız, Türkçesini kullanıyorsanız, sizden bendeki baskıda sayfa 37'yi açmanızı rica edeceğim. Orada 26. paragraf oluyor bu. Oraya sizler de bu 26. paragrafa bugün Hegel'in mantık bilimini okumamızda varlık ve hiç kavramına yok değil arkadaşlar. Varlık ve hiç kavramına baktık. Şimdi beraber onun mantık biliminin üçüncü kavramı olan oluşum kavramına Das Werden veya oluşma kavramına bakacağız ve bu bağlamda da arkadaşlar onun felsefeye kazandırmış olduğu Almanca dilinden özgün bir şekilde ama Almanca'da günlük dilde de konuşulan özgün bir kavramı Das Aufheben veya Die Aufhebung, Das Aufheben aşma, Die Aufhebung kapsayıp aşım olarak Aufhebung genellikle uluslararası alanda Aufhebung olarak her dile giren, Türkçe'ye de giren bu arada, Türkçe'ye de giren kavramına bakacağız arkadaşlar. Ona bakmadan önce yani Das Werden burada varlık öğretisinin ilk bölümünün üst uğrağını oluşturan Das Werden oluşum veya oluşma kavramına bakmadan önce sizlerle bu genel giriş bölümünün bir paragrafına bakmak istiyorum. 26. paragraf bende sayfa 37'de başlıyor ve sayfa 38'de devam ediyor. Biraz uzunca bir paragraf ama çok anlam yüklü bir paragraf. Ona bakmak istiyorum arkadaşlar. Paragrafımız mantığın bu ölü kemiklerinin tin tarafından iç değer ve içerik kazanmak üzere dirileştirilebilmesi için diye başlayan paragraf arkadaşlar. Umarım eğer beni kitaptan takip edebiliyorsanız umarım söz konusu paragrafı bulmuşsunuzdur arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyorum. Şimdi tabii ki yani ölüden geriye kalan gebein anlamına gelir. Ölüden geriye kalan kemikler aslında ölü kemikler değil de ölünün kemikleri anlamına geliyor. Ölü kemikler değil zaten kemik deyince aklımıza aslında canlı kemik gelmez. Ölünün kemikleri demek istiyor. Yani şu anki ilk cümlemizde kastedilen şey mantığın bu ölü kemiklerinin yani mantığın ölü kemiklerinin tin tarafından iç değer ve içerik kazanmak üzere derinleştirilebilmesi için yöntemi onun arabilim olmaya yetenekli kılabilecek biricik yöntem olmalıdır. Biricik yöntem olmalıdır. Diyor. Bakalım. Evet. Yani ne diyor? Yöntemi onun arabilim olmaya yetenekli kılacak yöntem olmalıdır diyor. Yani aslında yöntemi onu yalnızca arabilim olmaya yetenekli kılacak yöntem olmalıdır diyor. Yani biricik demiyor aslında orada. Biriciklikten bahsetmiyor. Yani gel yalnızca onu saf bilim olma
saf bilim olma konusunda yetenekli kılacak bilim olmalıdır diyor. O Arda arkadaşlar. Evet, şimdi o halde gördüğünüz gibi burada mantığın genel bir durumuna ilişkin belirleme yapıyor. Yani mantık mevcut durumuyla öldüğü haldedir. Ondan geriye yalnızca kemikler kalmıştır. Yani hatırlayın, ben kemikleşmiş düşünceleri canlandırmak istiyorum, harekete geçirmek istiyorum diyordu. Burada benzer bir metafor kullanıyor arkadaşlar. Ve bakın, yöntem sorunu var. Burada o halde mantığın yöntemi ne olabilir? Yalnızca onu saf bilim yapacak olan yöntem olabilir diyor. Peki ondan sonra bakalım ne diyor? İçinde bulunduğu durumda onda bilimsel yöntemin bir ön sözüsünü tanımak bile güçtür. İçinde bulunduğu durumda onda bilimsel yöntemin bir ön sözüsünü tanımlamak bile güçtür diyor. O halde mantık içinde bulunduğu durumda tamamıyla bilimsellikten çıkmıştır. Yani yöntemsel olarak tamamıyla bilimsellikten çıkmıştır. Bir irrasyonel hal almıştır arkadaşlar. Şimdi o zaman mantığın saf bir bilim olarak veya saf bilimsel bir yöntem olarak ne yapılması gerekiyor? Yeniden kurulması gerekiyor. Kabaca bir görgül bilimin biçimini taşır diyor. Kabaca aslında evet, kabaca dedi, yani takriben demek istiyor orada. Yani takriben bir görgül bilimin biçimini taşır diyor. Empirik bir bilimin biçimini taşıyor. Yani mantık olmaktan çıkmış, empirik bir bilime dönüşmüş diyor orada. Yani kendi o zaman ödevinin tersine dönüşmüş durumda. Varlık nedenini o zaman ne diyelim, varlık nedeninin gereklerini içinde bulunmuş olduğu durumda yerine getiremiyor diyor. Ve ondan sonra arkadaşlar bakın, ön sözüsünü bile bulmak mümkün değil. Yani içgüdüsel bile orada herhangi bir şey bulamıyoruz demek istiyor. Bu görgül bilimler, empirik bilimler olmaları gerektiği gibi olabilmek için kendilerine özgü o yöntemi, gereçlerini olanaklı olduğu ölçüde tanımlama ve sınıflandırma yöntemini bulmuşlardır diyor. Bakın, onlar kendi yöntemlerini, yani tanımlama ve sınıflandırma yöntemlerini bulmuşlardır. Bakın, onlar ne yapıyorlar? Empirik bilimler tanımlıyorlar ve sınıflandırıyorlar arkadaşlar. Onlar bu bakımdan, bu konuda yöntemlerini bulmuşlardır diyor. Peki ondan sonra ne diyor? Kendilerine özgü o yöntemi, gereçlerini olanaklı olduğu ölçüde tanımlama ve sınıflandırma yöntemini bulmuşlardır. Yani hem gereçlerine sahipler, hem yöntemine sahipler. Böylece tanımlama ve sınıflandırma ne yapıyorlar? Yapabiliyorlar. Arı matematiğin de kendi yöntemi vardır ki, saf matematiğin de kendi yöntemi vardır ki, bu onun soyut nesneleri için ve bunları irdelemede kullandığı biricik belirlenim olan nicel belirlenim için uygundur diyor. Yani bir yerde matematik de aslında kendisi için gerekli olan yönteme ne yapmıştır? Ulaşmıştır diyor. Bu yöntem üzerine ve genel olarak matematikte yer alabilen bilimselliğin alt güdümlü doğası üzerine söylenecek özel noktaları, yani aslında bu Wesentlich diyorlar Almanca'da. Wesentlich görülen her yerde bu aziz yardımlı çevirilerinde hemen özel yazılıyor. Aslında önemli demek istiyor arkadaşlar. Dinin görün orada nedir? Söylenebilecek önemli noktaları dinin görüngü biliminde ön sözde belirttim diyor arkadaşlar. Tabi bu mantığın kendisinin içerisinde de daha yakından irdelenecektir. Peki ne yapılmış orada? Ona bakmak gerekiyor.
Spinoza ve Wolff, bu paragrafı daha önce de dikkat çekmiştik. Spinoza ve Wolff ve başkaları onu felsefeye de uygulama, kavramsız niceliğin dışsal ilerleyişini kavramın ilerleyişi yapma ayartmasına kapılmışlardır ki kendi içinde ki kendinde ve kendi içinde bir çelişkidir diyor arkadaşlar. Bakın ne diyor? Kavramsız niceliğin dışsal ilerleyişini kavramın ilerleyişi yapma ayartmasına kapılmışlardır diyor. Nicelik nitelikten yoksun olduğu zaman kavramsız olur ve ilişki sadece dışsal olur demek istiyor. Yani ilerleyiş zaman dışsal, eşyanın kendisi kavramın kendisinin ilerleyişi olarak o zaman ne yapamıyor? Sunamıyor arkadaşlar. Yani o zaman niteliğin kendisinin ilerlemesi, yani kavramın kendisinin ilerlemesi gerekiyor. Bu bakımdan mantığın yöntemi basit bir şekilde matematiğin yöntemini üstlenerekten, devralaraktan ne yapılamaz? Ortaya konamaz. Yani o zaman eşyanın kendisini aslında dışsal kalır mantık. Eşyanın kendisini, hakikatin kendisini ne yapamaz? Edinemez arkadaşlar. Ama mantığın dünyayı edinmesi gerekiyor. Evet, bugüne dek felsefe henüz yöntemini bulmuş değildir. Bakın, bugüne dek felsefe henüz yöntemini bulmuş değildir. Matematiğin dizgisel yapısını kıskançlıkla gözlemiş ve belirttiği gibi onu ödünç almış ya da yalnızca verili gerecin temellerine başvurmuş ya da giderek tüm yöntemin yatsınması gibi kaba bir yolu denemiştir. Yani bazıları o zaman ne yapmışlar? Basit bir şekilde matematiğin yöntemine başvuraraktan yöntemden yoksun olan felsefeye yöntem kazandırmaya çalışmışlar. Bazıları da basit bir şekilde hatta kaba bir şekilde ne yapmışlar? Yöntemden tamamıyla vazgeçmişler. Sanki bugün yazılan cümleler bunlar. Yöntemden vazgeçmişler. Feyerabend'i düşünün mesela veya işte matematiğin yöntemini ne yapmışlar? Üstlenmişler arkadaşlar. Mesela bu özellikle farklı bir şekilde mantıksal empirizmin pozitif şeyin ne diyelim neopozitivizmin farklı eğilimlerinde bu aynı şekilde benzer bir şekilde görülüyor. Mesela pekala belki de bu cümlelere pragmatizmin de bugünkü almış olduğu şekliyle örneğin Rorty'de olduğu şekliyle diyelim ne yapılabilir, eleştirilebilir. Yani her şeyin niceliğe indirgendiği, dışsal ilişkiselliğe indirgendiği bir durumda pekala bir eleştiri olarak ne yapılabilir, kullanılabilir. O halde matematiğin, pardon, felsefenin yöntemi yoktur. Felsefenin bugün için de geçerli. Yani Hegel'in burada girişmiş olduğu felsefeyi kurma, yeniden kurma göreviyle bugün biz de karşı karşıyayız. Bugün felsefenin gerçekten yöntemi yoktur. Yani oluşmuş olan yeni bilgileri kendi bünyesine kazandırabilmesi için kendisini yeniden kurması gerekiyor. Burada işte bazıları bir takım nicel yöntemlere başvuruyorlar farklı bir şekilde. Mesela matematiğin veya istatistiğin farklı sosyal bilimlerde ne kadar ilerlediğini görürseniz oradan mesela anlarsınız. Ekonomiye bakın mesela iktisat bilimlerine, sosyolojiye veya psikolojiye bakın arkadaşlar. Oralarda bunun izlerini görebilirsiniz. Hatta belki de hakimiyetini görebilirsiniz. O halde felsefenin yöntemi yoktur diyor. İşte mesela burada arkadaşlar felsefenin yönteminin bize dünyayı nasıl edinebileceğimizi göstermesi gerekiyor. Yani hakikatin kapsanıp aşılması meselesi burada.
kapsınıp aşılma, yani Aufheben veya Aufhebung meselesi o halde arkadaşlar. Ama felsefi bilimin gerçek yöntemi olabilecek biricik şeyin açımlaması mantığın kendisinin incelemesine düşer. Çünkü yöntem mantığın içeriğinin iç öz deviniminin biçimi üzerine bilinçtir diyor. Mantığın kendisinin içeriğinin öz devinimi, yani kendi hareketi bir yerde nedir? Mantığın yöntemini bize ne yapacak? Verecektir diyor. Ona dair mantığın kendisinin içeriğinin kendi hareketinin yöntemini ortaya koymak. Mesela burada kavramın kendi hareketini o zaman ortaya koymamız gerekiyor diyor yöntemde. Ne diyor arkadaşlar, bakın, T'nin görüngü biliminde, yani T'nin fenomenolojisinde bu yöntemin bir örneğini, bu yöntemin bir uygulamasını daha somut bir nesne üzerinde, daha somut bir konu üzerinde, araştırma konusu üzerinde, bilinç üzerinde ortaya koydum. O halde Hegel'in burada felsefe için önermiş olduğu yöntem, T'nin fenomenolojisinde bizzat bilinç kavramına ne yapılmış veya bilinç konusuna uygulanmış arkadaşlar. Orada ortaya koydum diyor. Yani bizzat nedir? Demonstratif bir şekilde, yani tanıtlamalı bir şekilde ne yapılmış? Orada gösterilmiş arkadaşlar. Yani bizzat uygulamada yöntemin nasıl çalıştığı gösterilmiş. Bakın burada dikkat ediyorsanız yöntemim şudur budur demiyor. Orada uyguladım diyor kendisi arkadaşlar yöntemi. Burada birazcık belki o zamanlar çekingen davranıyor olabilir. Çünkü diyalektik kavramı o zamanlar neredeyse tamamıyla yalnızca negatif tanımlanmış durumda. Belki ondan dolayı birazcık dikkatli davranıyor. Kavramı az kullanıyor ama bazı yerlerde pekala kullanmaktan, örneğin bir sonraki paragrafta pekala kullanmaktan da çekinmiyor arkadaşlar. Sık kullanmıyor sadece. Evet, şimdi o zaman neyi biliyoruz biz burada? Yöntemin, mantığın veya felsefenin yönteminin ne yapması gerekiyor? Varlığın nasıl edinebileceğini göstermesi gerekiyor. Yani varlığın kapsanıp aşılması demektir bu. Ama aynı zamanda bakın arkadaşlar ne diyor? Bunun, bu yöntemin ne olduğunu somut olarak ben T'nin fenomenolojisinde bilinç kavramı bağlamında ortaya koydum diyor. Burada bilinç, bakın şimdi yöntemin ne olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Burada bilinç şekilleri vardır ki, yani bilincin farklı şekilleri vardır ki, bunlardan her biri kendi olgusallaşmasında aynı zamanda kendini çözer. Burada bilinç şekilleri vardır ki, bunlardan her biri kendi olgunlaşmasında, yani kendi üst uğrağında aynı zamanda kendini çözer, olumsuzlaması sonucu olarak, olumsuzlanmasını sonucu olarak alır. Yani ürünü olarak alır arkadaşlar. Ve böylelikle daha yüksek bir şekle geçer diyor. Bakın arkadaşlar, işte tam da bu. Burada Hegel tam da kapsanıp aşma fikriyle çalışıyor arkadaşlar. Kapsayıp aşma fikriyle çalışıyor. Bakın ne diyor? Bilinç şekilleri vardır diyor. O zaman her bilinç şekli ne oluyor arkadaşlar? Her bilinç şekli, bunlardan her biri kendi olgunlaşmasında, yani oluşup olgunlaşıyorlar, ortaya çıkıyorlar, olgunlaşıyorlar ve ne yapıyorlar? Olgunlaşmasında en üst uğrağında kendini çözüyor, kendi kendini çözüyor,
olumsuzlanmasını sonucu olarak alır diyor. Yani kendi kendisini çözmekle bir yerde kendi kendisini analiz etmekle, dağıtmakla ne yapıyor arkadaşlar? Böylelikle ne yapıyor? Yüksek bir şekle geçiyor. Yani bir bilinç durumu, örneğin ne diyelim, duyusal kesinlik durumu üst uğrağına ulaştığı zaman, en üst momentine ulaştığı zaman kendi kendisini çözüyor ve algı aşamasına geçiyor. Duyusal kesinlik algı aşamasına geçmekle daha yüksek bir şekle geçiyor diyor. Bakın ne var burada? Bir alt bilinç durumunun bir üst bilinç durumuna ne yapması var? Geçmesi var. Oluşuyor. En olgun anında kendisini çözüyor. Çözerken ama kendi içinden bir üst aşamasında, üst aşamasının kendi içinde olan şeklini ne yapıyor? Serbest bırakıyor. Ortaya çıkarıp serbest bırakıyor. Yani bir bilinç durumu kendisi oluşurken arkadaşlar, bakın dikkat edin, kendisi oluşurken, olgunlaşırken aynı zamanda kendi içinde bir üst veya yüksek şekli de kendi içinde bir üst yüksek şekli de ne yapıyor? Oluşturuyor. Kendisi en olgun aşamasına geldiği zaman kendi kendisini çözüyor, kendi kendisini dağıtıyor. Kendi kendisini dağıtırken aslında kendi içinden o bir üst şeklini ortaya çıkarıp serbest bırakıyor. İşte böylelikle kendi kendisini ne yapıyor? Yatsırken kendisini aynı zamanda kendisinin bir üst şekline taşıyor. İşte arkadaşlar, bu bir üst şekle taşımaya Hegel kapsayı başma diyor. Duyusal kesinlikten algıya geçiş, bir alt bilinç durumundan onun bir üst bilinç durumuna geçişte algı, duyusal kesinliği onun içinde olgunlaşıp ortaya çıktığı için ne yapıyor? Onu kapsayıyor ama aynı zamanda bir üst biçime geçtiği için de aşıyor arkadaşlar. Yani tam anlamıyla bu bağlamda işte Hegel Aufhebung'dan veya Aufheben'den ne yapıyor? Bahsediyor. Almanca'da günlük dilde kullanılır. Mesela denir ki şu eşyayı Aufheben yapalım. Belki yarın bir gün zaman nedir lazım olabilir dediğimiz zaman mesela biz bunu Türkçe'de bazen sakla samanı gelir zamanı diye mesela şey yapıyoruz. Yani bir şeyin saklanması, kaldırılması, yani o Aufheben anlamına geliyor. Ama bakın arkadaşlar, bu Aufheben'de yani saklamada aynı zamanda ne var? Aynı zamanda bir yatsıma var, yani olumsuzlama var arkadaşlar. Kapsayı başmak için, saklamak için ne gerekiyor? En azından o günlük dilimizde mesela bir eşyayı alıp bir yere koyduğumuz zaman bulunduğu yeri yatsımış oluyoruz yani. Ama tam da bu anlamda saklama arkadaşlar, kapsayıp aşma. Türkçe'de kullanıyoruz bunu. Kurtarma, saklama, kaldırma anlamında. Tek başına yok olma ve yok etme değil arkadaşlar. Çeviride, bu Aziz Yardımcı çevirisinde sıkça yok etme diye çevrilmiş. O yanlış arkadaşlar. O sadece bir boyutuyla yatsıyor, yani yok ediyor. Çünkü hatta duyusal kesinlik kendi kendisini yok ediyor bu süreçte ve tam da o kendisini çözüp açtığı zaman nedir? Algı ne yapıyor? Duyusal kesinliği kapsıyor ve aşıyor arkadaşlar. İşte bu kavramı artık size verdim ve bunun nasıl işlediğinde kendisi somut bir şekilde bilinç kavramı bağlamında, yani dinin formülünde ortaya koymuş olduğu şekliyle gösterdi. Bu çok önemli bir kavram. Dediğim gibi Almanca'da günlük dilde kullanılır ve vermiş olduğum örnekler bize pekala bizim de aynı
düşünmeyi aynı veya benzer bir kavramı Türkçe'de de kullandığımızı gösteriyor arkadaşlar. Bilimsel ilerlemeyi başarabilmek için bunun bütünüyle yalın içgörüsü için çabalamak özseldir diyor ve bunun bütünüyle yalın kavrayışı arkadaşlar içgörüsü değil. Onun içgörü ne anlama geliyor bilmiyorum burada ben. Orada Einsicht Almanca'da kullanılan kavram kavramak demek arkadaşlar o. İçgörü diye bilmiyorum Türkçe'de var mı öyle bir şey. Çabalamak nedir? Önemlidir. Yani özseldir demişler burada yine. Bilimsel ilerlemeyi başarabilmek için gereken tek şey şu kendi ile şu mantıksal ilkenin bilgisidir. Bilimsel ilerlemeyi başarabilmek için gereken tek şey şu mantıksal ilkenin bilgisidir. Olumsuz olan o denli de olumludur. Yani olumsuz olan aynı zamanda olumludur. Ya da kendi ile çelişen kendini hiçe soyut arkadaşlar Almanca'da sıfıra diyor arkadaşlar. Burada yokluğa değil demişler. Burada Almanca'da doğrudan Hegel sıfır kavramını kullanıyor. Özellikle baktım ona yokluğa mı demek istemiş diye baktım. Yani sıfıra diyor burada hiçe bir yerde hiçe bakayım. Evet arkadaşlar burada Almanca'da doğrudan sıfıra diyor. Sıfıra deyince daha somut bir kavrayış oluyor. O da soyut yokluğa demiyor. Yani burada ne demiş kendisi? Soyut yokluğa da demiyor. Sıfıra soyut hiçe çözmez diyor. Soyut hiçe çözmez diyor. O zaman ne yapıyormuş? Ama özsel olarak yalnızca tikel içeriğinin olumsuzlanmasına çözer ya da böyle bir olumsuzlama tüm olumsuzlama değil ama kendini çözen belirli bir olgunun olumsuzlanması böylelikle belirli olumsuzlamadır. Öyleyse ondan sonuçlandığını özsel olarak kapsar diyor. Sonuç ondan sonuçlandığını özsel olarak kapsar. Belki de çeviriden dolayı burada bir anlamakta zorluk çekebiliriz. Denmek istenen arkadaşlar şu. Yatsıma yani olumsuzlama hiçbir zaman için tüm olumsuzlama değildir. Yani o felaket şeyleri ne diyelim işte bütün bir varlığın yoklukta yok olduğu şey bir mitostan ibarettir. Varlıkta yatsıma veya olumsuzlama her zaman için bir tikelin olumsuzlamasıdır. Varlıkta olumsuzlama her zaman için bir tikelin olumsuzlanmasıdır. Dolayısıyla bir tikelin olumsuzlanması aynı zamanda şu anlama geliyor. O olumsuzlananın kendisinin bir üst aşamasına taşımasına müsaade etmez. Yani biraz önceki o duyusal kesinlik ve algı bağlamında düşünün. Burada yatsınan nedir? Duyusal kesinliktir. Bütün bir varlığın
yadsınması veya olumsuzlanması değildir. Burada söz konusu olan duyusal kesinliğin yadsınmasıdır. Belirli bir tikel olanın yadsınması veya olumsuzlanması olduğu için olumsuzlanmanın kendisinde aynı zamanda neyi barındırıyor? Pozitif olanı, yani olumlu olanı barındırıyor. Olumlu olanı barındırıyor. Bakın, başta ne vardı? Başta duysal kesinlik vardı. Duysal kesinlik yatsındı, olumsuzlandı ve ortaya ne çıktı? Algı çıktı. Dolayısıyla bakın, burada ne var arkadaşlar? Almanca'da rezultat diyor. Yani buna biz burada sonuç demişiz. Aslında rezultat daha çok bir ürün olarak da düşünülebilir. Rezultat. Yani rezultat aslında yeniden toplam diyebilirsiniz buna. Toplam değil de yeniden toplam. Yani kendi kendisini yeniden toplaması, dağıtıp yeniden toplaması anlamına geliyor aslında buradaki şey. Baştaki re yeniden demek arkadaşlar. Yeniden toplaması. Yani duyusal kesinlik yadsınıyor, kendisini dağıtıyor ve şeyde algıda kendisini yeniden ne yapıyor? Algıda kendisini yeniden topluyor. O halde orada ne var? Bir ürün var. Yani yatsıma arkadaşlar hiçe geri dönme değil. Yatsıma her zaman için varlıkta yatsıma her zaman için bir tikelin yatsıması olduğu için o nedir? Her zaman için her yatsıma aynı zamanda nedir? Bir olumlama veya yatsımanın yatsımasıdır. O halde sonuç nedir? Burada arkadaşlar pozitiftir. Bakın, bir üst aşama bir alt aşamayı ne yapıyor? Kapsayıp aşıyor ve her zaman için ortaya ne çıkıyor arkadaşlar? Bir sonuç çıkıyor. Siz bunu mesela eleştiri bağlamında düşünün. Eleştiri bir yatsımadır ama eleştiri eğer kendisinde pozitif olanı yani olumlu yanı barındırmıyorsa o eleştiri aslında Hegel açısından nedir? Bir çocuk oyuncağıdır. Diğerine karşı bir ne diyelim karşı çıkış ifade etmek en kolay olanıdır. Asıl mesele diğerine karşı çıkarken diğerinin nasıl kapsanıp aşıldığını göstermektir. Yani diğerinin eleştiri dolayısıyla yatsınırken aynı zamanda onun bizde nasıl devam ettiğini yani onun bizde olanını gösterebilmektir arkadaşlar. İşte buna Hegel kapsayıp aşma diyor. Buna Hegel kapsayıp aşma diyor. Buradaki bu şey birazcık çevirmenimiz anlamakta da epey zorlandığı için bu Almancadaki aslında günlük dili kullanıyor. Burada Hegel fazla bir şey büyük bir ne diyelim dahi olmak gerekmiyor. Burada kullanılan yani çok özel bir örneğin Heidegger gibi çok özel bir dil kullanmıyor Hegel. Normal Almancayı kullanıyor mesela. Burada dolayısıyla anlaşılması o kadar da zor değil yani. Evet, yine de neyse anlaşılmakta, anlamakta zorlanıyoruz biraz. Ben sıklıkla genellikle gözümüzün, burnumuzun önündekini gökte aradığımız için Türkçe'de. Evet, yokluğa değil ama özsel olarak yalnızca tikel içeriğinin olumsuzlanmasına çözer. Yani bir tikelin olumsuzlanmasına, yatsınmasına çözer ya da böyle bir olumsuzlama tüm olumsuzlama değil yani bütün bir varlığın olumsuzlanması değil o büyük felaket senaryosu dediğim gibi sadece bir mitostur ama kendini çözen belirli olgunun olumsuzlanması yani belirli bir var olanın olumsuzlanması böylelikle belirli bir olumsuzlamadır. Öyleyse sonuç ondan sonuçlandığı özsel olarak
sonuç ondan sonuçlandığını, yani sonuçlandığını, sonuçlandığı kendisinin içinden çıkıp gelmiş olduğunu ne yapıyor? Kapsar diyor arkadaşlar. Bakın orada ne diyor? Kapsar. Özel olarak kapsar ki aslında bir genellemedir. Çünkü yoksa dolaysız bir şey olurdu. Aslında bir genellemedir. Çünkü ne diyor burada? Evet, şimdi burada genellemedir. Totolojiyi genelleme diye çevirmişler. Bu da yanlış arkadaşlar. Yani sonuç ondan sonuçlanandır derken, yani onun sonuçlanıp geldiği şeydir derken, bu sanki bir totolojidir diyor. Eğer öyle olsaydı sonuç doğrudan olurdu, dolaysız olurdu diyor. Sonuç ama nedir arkadaşlar? Dolaysız değil. Sonuç rezultattır. Yani yeniden toplanmadır. Rezultattır. O halde üründür diyor. Yani o zaman yatsımanın yatsıması arkadaşlar ne diyelim dolaysız olan bir şey değil. Yani bir sonuçtur. Yani bir oluşum süreci vardır burada. O halde bir oluşum süreci vardır. Aksi durumda ne olurdu bu? Aksi durumda oluşum süreci olmasaydı dolaysız olurdu. Yani basit bir şekilde bir şeye örneğin ben eşittir ben demiş olurduk. Ama orada ne var? Bir oluşum süreci var. Bundan dolayı Almanca'da orada arkadaşlar rezultat kavramını kullanıyor. Rezultat kavramını rezult olmak aslında toplamak, kendini toplamak anlamına geliyor. Rezultat ise o, yani bir yeni bir ne diyeyim, dağılma sonucunda kendisini toparlayan, bütünleştiren ne yapıyor? Bir yeni bir üst aşama ortaya çıkıyor diyor burada. Indem das resultierende die Negation bestimmte Negationis hat sie einen inhat diyor arkadaşlar. Yani Türkçe'de ne denmiş? Buraya bir bakalım. Olumsuzlama yeni bir neredeydik? Şurada olumsuzlama yeni bir kavram ama öncekinden daha yüksek, daha varsıl bir kavramdır. Daha varsıl bir kavramdır. Yani zengin bir kavramdır. Çünkü onun olumsuzlanması ya da karşıtı yoruya daha varsıl olmuştur. Öyleyse onu ama ondan daha çoğunu kapsar kendisinin ve karşıtının birliğidir. Kavramlar dizgesinin kendisi genel olarak bu yolda kavramlar dizgesinin kendisini genellikle bu yolda oluşturması ve durdurulamayan arı olan dışarıdan içeriye hiçbir şey almayan sürecinde kendini tamamlaması gerekir diyor arkadaşlar. Yani o zaman bu yatsıma arkadaşlar kendisini hiç de çözmüyor. Yatsımanın yatsımanısının dolayısıyla yatsının her zaman bir tikel olduğu için hep ortaya bakın ne çıkıyor? Bir ürün çıkıyor, bir rezultat çıkıyor yani. Ve bu pozitif olandır arkadaşlar. O halde her çözülme süreci aynı zamanda yani olumsuzlama aynı zamanda olumlamadır diyor. Bu da tam da bir tikelin olumsuzlanması olduğu için olumsuzlama aynı zamanda olumsuzlamanın olumsuzlamasıdır ve bundan dolayı her olumsuzlama bir içeriğe sahiptir. Bakın orada ne demiş? Sonucun olumsuzlamanın belirli olumsuzlama belirli olumsuzlama olduğu için olumsuzlama
olumsuzlamanın belirli olumsuzlama olduğu için bir içeriği vardır. Sonucun olumsuzlamanın belirli olumsuzlama olduğu için bir içeriği vardır. Yani kendisini hiç de basit bir şekilde ne yapmaz, çözmez arkadaşlar. O zaman hareketin yönü nedir? Hareket kendi ilerleyişinde çözerek ilerler. Yani olumsuzlayarak ilerler. Olumsuzlarken ama yani bir yerde yatsırken ne yapar? Aynı zamanda olumsuzlarken olumlar. Yatsırken yeniden yatsımakla onun pozitifini yani olumlusunu yeniden kurar demek istiyor. Hareket ilerlerken çözer. Çözerken de aynı zamanda kurar. Yeni kurulan işte burada çok önemli şey yani tam yine bu sürecin kendisi Aufheben sürecidir arkadaşlar. Aufheben sürecidir. Bir öncekini kapsadığı için, kapsayıp açtığı için ne oluyor burada? Ortaya çıkan rezultat, ortaya çıkan ürün arkadaşlar, ürün nedir? Ürün daha varsıldır diyor. Yani daha zengindir demek istiyor arkadaşlar. Daha zengindir. Daha somuttur. Daha yücedir. Daha üst bir aşamaya çıkmıştır. Bundan dolayı da öncekinden daha zengindir, daha varsıldır diye çevirmişler burada. Öncekinden daha zengindir. Örneğin algı arkadaşlar duyusal kesinlikten daha zengin bir içeriğe sahip. Çünkü kendisinden fazlasını taşıyor. Hem duyusal kesinliği taşıyor kendisinde kapsanıp açılmış olan hem de kendisi de kendisinin yatsıması olan bir üst aşamayı da aynı zamanda kendisinde potansiyel olarak bulunuyor. Kendisi yavaş yavaş oluşurken yani olgunlaşırken gittikçe tüm potansiyellerini tüm kendinde olan olanakları ortaya çıkardıkça onları ortaya çıkarıp sergiledikçe, olgunlaştıkça kendi içinde kendisini bir üst aşamaya taşıyacak olan, kendisini kapsayıp bir üst aşamaya taşıyacak olan neye götürecek? Bilince götürecek örneğin. İşte bundan dolayı hep bir sonraki aşama bir öncekini kendisinde kapsayıp açtığı için öncekiyle kıyaslandığı zaman daha nedir? Varsıldır veya zengindir diyor arkadaşlar. İşte burada umarım bunu takip edebilmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi yüz yüze olmadığı için dersimiz doğrudan göremiyorum buradan. Ama burada özellikle bu paragrafın arkadaşlar ortasından itibaren bunun bilinç bağlamında bu yöntemin bu kapsayıp aşma yönteminin yani Almanca'da buna Alman filozofları Fichte, Schelling, Hegel mesela buna Setzen diyorlar. Koyma veya koyma. Bir şeyin konması. Başlangıç yani. Sonra yatsınması. Setzen, negasyon. Negasyon ve negasyon. İşte bu sürecin kendisini pekala aynı zamanda bir kapsayıp aşma süreci denebilir arkadaşlar. Dediğim gibi bu şey kavram Almanca'da günlük dilde olan bir kavramdır.